Taha Akyol, Karar Gazetesi. Erdoğan kazandı. Seçimler normal şartlarda 52-48 olarak sonuçlansaydı sıradan bir başarı sayılabilirdi. Fakat ekonominin, gelir dağılımının, hukukun, adaletin bozulduğu, kısaca Türkiye'nin kişi başı gelir sıralamasında 1980 sırasına düştüğü bir ortamda Erdoğan'ın hem mecliste çoğunluk hem şahsen %52 oy almış olması sıradan değil büyük bir başarıdır. Tebrik ediyorum. Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Merhum Demirel'in tecrübelere dayalı boş tencerenin yıkamayacağı iktidar yoktur sözü bu seçimde işlemedi. Bunu objektif tahlil etmek gerekir. Böylesine olumsuz şartlar altında bile %52 oy alan Erdoğan'ın her şart altında kazanacağı duygusunun önümüzdeki dönemde onu ne tür politikalara yönelteceğini de ciddiyetle düşünmek gerekir. Kimlik tencereyi yener. Seçim akşamı ülkemizin önde gelen sosyal bilimcilerinden Profesör Yılmaz Esmer şöyle bir tweet attı. Sandıkta kimlik tencereyi yener. Duygular mesela korku cüzdanı yener. Kimlikler ve kültürel fay hatları üzerinde kutuplaşmış bir toplumda somut ekonomik vaatlerin etkisi çok sınırlıdır. Evet böyle de oldu. Erdoğan toplumumuzda çok kuvvetli bir duygu olan ve aslında sağlıklı bir hayatiyet faktörü olan İslami ve milli duyguları uzun zamandan beri politize ediyor. 2011'e kadar Avrupa Birliği söylemiyle yürümüştü. Sonra gittikçe dozu artarak din referansları ve hainlere dış güçler tasavvuruna karşı mücadele temel söylem oldu. Kendisinde bu duygular çok kuvvetli olduğu için de kitleler üzerinde etkili oluyor. Erdoğan Millet İttifakı'nı bile bunlar kitapsız, terörist, dış güçler, emperyalistler hatta bunların hepsi LGBTC gibi sözlerle, montaj videolarla karaladı. Hain muhalefet söylemi. Hepsinden etkilisi Erdoğan'ın şahsi karizmasıdır. İçinden geldiği kitlelerle kuvvetli duygudaşlıklar kurabiliyor. Karizma sahasında henüz rakibi olmadığı gibi partisinde de halefi yok. Bu karizmanın elektriğiyle hain altılı masa, vatan müdafasında Erdoğan şeklinde bir kutuplaşma yaratıldı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem metnini bile dışarıda hazırlayıp ellerine verdiler diye karaladı. Halbuki bu metni hazırlayanlar Erdoğan'ın yakından tanıdığı, bir kısmına geçmişte hocam dediği, bir kısmıyla da yine eskiden beraber çalıştığı saygın Türk hukukçularıydı. Böylesine bir kutuplaşmada ekonominin etkisi zayıf kaldı tabi. Erdoğan kamu kaynaklarıyla bir tür siyasi sınıf da yarattı. Bunlar elbette iktidara sadık kalacaktı. İktidarda doğrudan ilişkisi olmayan dar gelirli kitleleri ise seçim ekonomisiyle bir öcüde tatmin etti. Fakat nereye kadar? Önümüzdeki ağır sorun. Seçim ekonomisinin en tipik ve vahim örneği 128 milyar dolardır. Kabaran borçlar, bütçe açığı ve Merkez Bankası rezervlerinin tarihimizde emsali görülmemiş diplere düşmesi, iktisatçı Uğur Gürses'in Merkez Bankası'nın döviz pozisyonunu gösteren şu grafiğine bakın. 2000 krizinde bile sadece eksi 8.4'müş, şimdi eksi 61.9. Çünkü seçim öncesi dövizi tutmak için harcandı artan risk primi, borçlar, bütçe açığı. Cumhurbaşkanı dostlarımızdan Merkez Bankası'na depo edilen kaynak geldiğini söyledi ama kendisi de geçici rahatlama dedi seçim öncesi yani. Seçim zaferi kazanan Erdoğan'ın önündeki en büyük sorun bu. Millet İttifakı ortodoks iktisat reformlarıyla dış kaynak sağlayacaktı. Turgut Özal ve Kemal Derviş gibi. Erdoğan ne yapacak? Kısıklı ve balkon konuşmalarında muhalefeti aynı sözlerle suçlamaya ve ideolojik politikalarına devam edeceğini gösterdi. Sağlam oy tabanını böyle sağlıyor çünkü. Ekonomi ise faiz indi, enflasyon da inecek dedi ama bunu yıllardan beri söylüyor. Bu defa sorun karizmanın bile altından kalkamayacağı kadar ağır gözüküyor. Bakalım ne yapacak? Bence kurallı devlet yönetimine ve ortodoks ekonomiye dönmekten başka çare yok. Yarın devam edeceğim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.